Büyük İskender'in halefleri onun geniş imparatorluğunu paylaşarak çok sayıda Helenistik krallık kurdu. En başarılı hükümdarlar antik dünyada iz bırakan uzun süreli hanedanlıklar kurmuştur. Milattan önce 323 yılında Büyük İskender Babil'de öldü. Ani ölümüne dair söylentiler oldukça farklıdır. Bazı kaynaklar onun doğal sebeplerden öldüğünü söylüyor. Diğerleri onun zehirlendiğini öne sürüyor. Ne olursa olsun genç Fatih'in devasa imparatorluğunun varisi olmadı. Bunun yerine en yakın arkadaşları ve generalleri krallığı kendi aralarında böldüler. Ptolemy Mısır'ı, Selefkos Mezopotamya'yı ve tüm doğuyu aldı. Antigonus Küçük Asya'nın çoğunu yönetirken Lysimachus ve Antipater sırasıyla Trakya'yı ve Anakara Yunanistan'ı aldı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde yeni hırslı hükümdarlar bir savaş başlatmak için fazla beklemediler. Bunu 30 yıllık kaos ve kafa karışıklığı izledi. İttifaklar sadece kırılmak için yapıldı. Sonunda kendi aralarında savaşlar yürütmeye devam edecek, aynı zamanda ticaret, insan ve fikir alışverişinde bulunarak Helenistik dünyaya damgasını vuracak hanedanların önderlik ettiği 3 büyük Helenistik krallık kaldı. Büyük İskender'in M.Ö. 323 yılında Babil'de ani ölümünün ardından Generali Perdikas cesedinin Makedonya'ya nakledilmesini ayarladı. Ancak İskender'in bir başka generali olan Ptolemy kervana baskın düzenledi ve cesedi çalıp Mısır'a götürdü. Perdikas'ın cesedi kurtarma girişimi başarısız olduktan ve ardından gelen ölümünden sonra Ptolemy yeni başkenti Alexandria ad Egyptum'da kendi hanedanını meşrulaştırmak için İskender'in cesedini kullanarak büyük bir mezar inşa etti. İskenderiye Ptolemaios krallığının başkenti oldu ve Ptolemy 1. Soter Ptolemaios hanedanının ilk hükümdarı oldu. Krallığın M.Ö. 305 yılındaki kuruluşundan M.Ö. 30 yılında Kleopatra'nın ölümüne kadar yaklaşık 300 yıl boyunca hüküm süren Ptolemaios krallığı Antik Mısır tarihinin en uzun ve son hanedanıydı. Diğer Helenistik hükümdarlar gibi Ptolemy ve halefleri de Yunan'dı. Bununla birlikte yönetimlerini meşrulaştırmak ve yerli Mısırlılar tarafından tanınmak için Ptolemaioslar Firavun unvanını aldılar ve kendilerini geleneksel tarz ve kıyafetlerle anıtlarda tasvir ettiler. Ptolemy 2. Filadelfus'un saltanatından itibaren Ptolemaioslar kardeşleriyle evlenme ve Mısır dini yaşamına katılma uygulamasına başladı. Yeni tapınaklar inşa edildi, daha eskileri restore edildi ve rahipliğe kraliyet himayesi verildi. Ancak monarşi Helenistik karakterini ve geleneklerini sürdürdü. Kleopatra'nın yanı sıra Ptolemaios hükümdarları Mısır dilini kullanmıyorlardı. Tamamen Yunanlardan oluşan kraliyet bürokrasisi, küçük bir yönetici sınıfın Ptolemaios krallığının siyasi, askeri ve ekonomik işlerine hakim olmasına izin verdi. Yerli Mısırlılar, yerel ve dini kurumlardan sorumlu olmaya devam ettiler ve Helenleşmeleri koşuluyla ancak kademeli olarak kraliyet bürokrasisinin saflarına girdiler. Ptolemaios Mısır'ı İskender'in halefi olan devletlerin en zengini ve en güçlüsüydü ve Helenistik dünyanın önde gelen örneğiydi. M.Ö. 3. yüzyılın ortalarında İskenderiye önde gelen antik şehirlerden biri haline geldi. Bir ticaret merkezi ve entelektüel bir güç merkezi haline geldi. Bununla birlikte iç mücadeleler ve bir dizi dış savaş, en önemlisi Selefkoslarla olan çatışma olmak üzere krallığı zayıflattı. Bu durum Ptolemaiosların Roma'nın yükselen gücüne artan bağımlılığıyla sonuçlandı. Eski ihtişamı geri getirmeye çalışan Kleopatra'nın yönetiminde Ptolemaios Mısır'ı Roma iç savaşına karıştı
ve sonuçta hanedanlığın sona ermesine ve son bağımsız Helenistik Krallığın M.Ö. 30 yılında Roma ilhakına yol açtı. Ptolemaios gibi Selefkos da Büyük İskender'in devasa imparatorluğundan payını almak istiyordu. Selefkos, Mezopotamya'daki güç üssünden hızla doğuya doğru genişledi. Geniş toprak parçalarını ele geçirdi ve M.Ö. 312 yılından M.Ö. 63 yılına kadar 200 yıldan fazla hüküm sürecek bir hanedan kurdu. Selefkos İmparatorluğu en güçlü olduğu dönemde Küçük Asya'dan ve Doğu Akdeniz kıyılarından Himalayalara kadar uzanacaktı. Bu avantajlı stratejik konum Selefkoslara Asya'yı Akdeniz'e bağlayan hayati ticaret yollarının kontrolünü sağladı. Büyük İskender'in örneğini izleyen Selefkoslar hızla Helenistik kültürün merkezleri haline gelen birkaç şehir kurdu. En önemlisi adını kurucusu ve Selefkos hanedanının ilk hükümdarı Selefkos 1. Nikator'dan alan Seleucia'ydı. En parlak döneminde M.Ö. 2. yüzyılda şehir ve yakın çevresi yarım milyondan fazla insanı barındırıyordu. Bir diğer büyük şehir merkezi Antakya'ydı. Akdeniz'in doğu kıyısında yer alan kasaba hızla canlı bir ticaret merkezi ve imparatorluğun batı başkenti haline geldi. Selefkos şehirlerine ağırlıklı olarak bir Yunan azınlık hakim olurken eyalet valileri eski Ahemeniş modelini izleyen yerel ve çeşitli halklardan geliyordu. Selefkoslar İskender'in eski imparatorluğunun en büyük bölümünü yönetiyor olsalar da sürekli olarak iç meselelerle ve daha da önemlisi batıda sıkıntılı bir Helenistik krallık olan Ptolemaios Mısırı'yla uğraşmak zorunda kaldılar. Ptolemaioslarla sık sık ve maliyetli savaşlarla zayıf düşen ve geniş imparatorluklarının doğu kesiminde büyüyen iç isyanları kontrol altına alamayan Selefkos orduları M.Ö. 3. yüzyılın ortalarında Partların ortaya çıkışını engelleyemedi. Sonraki 10 yıllarda topraklarının büyük bir bölümünü kaybederek Part genişlemesini de durduramadılar. Selefkos İmparatorluğu bundan sonra M.Ö. 63 yılında Romalı General Büyük Pompey tarafından fethedilene kadar Suriye'de bir küçük devlet olarak kaldı. Üç Helenistik hanedan arasında Antigonitler, merkezi Büyük İskender'in anavatanı olan Makedonya'da bulunan, ağırlıklı olarak Yunan Krallığı'nda hüküm sürenlerdi. Aynı zamanda iki kez kurulmuş bir hanedandı. Bu Helenistik Krallığın ilk kurucusu Antigonus başlangıçta Küçük Asya'yı yönetiyordu. Ancak tüm imparatorluğu kontrol etme girişimleri M.Ö. 301 yılında İpsos Savaşı'nda ölümüyle sonuçlandı. Antigonit hanedanı hayatta kaldı ancak batıya, Makedonya'ya ve Anakara Yunanistan'a taşındı. Diğer iki Helenistik krallığın aksine Antigonitler yabancı halkları ve kültürleri dahil etmeye çalışarak doğaçlama yapmak zorunda değildi. Halkları çoğunlukla Yunanlar, Trakyalılar, İlyalılar ve diğer kuzey kabilelerinden insanlardı. Ancak bu oldukça homojen nüfus kurallarını kolaylaştırmadı. Savaşlar ülkenin nüfusunu azalttı ve birçok asker ve aileleri doğuya İskender ve diğer rakip Helenistik hükümdarlar tarafından kurulan yeni askeri kolonilere gitti. Ayrıca sınırları kuzeyli kabileler tarafından sürekli tehdit altındaydı. Güneydeki Yunan şehir devletleri de Antigonit kontrolüne kızan bir sorun teşkil ediyordu. Bu düşmanlık isyanlarında şehirlere yardım eden rakipleri Ptolemaios tarafından istismar edildi. M.Ö. 2. yüzyılda Antigonitler şehir devletleri arasındaki karşılıklı düşmanlığı kendi lehlerine kullanarak tüm Yunan şehir devletlerine boyun eğdirmeyi başardılar.
Yine de Helenistik Birliğin kurulması sonunda tüm Helenistik krallıkların yani Roma Cumhuriyeti'nin sonunu getirecek olan büyüyen bir batı gücüne karşı koymak için yeterli değildi. M.Ö. 197 yılında Kinos Kefale'deki yenilgi Antigonitleri Makedonya ile sınırlayan ilk darbe oldu. Son olarak M.Ö. 168 yılındaki Pidna'daki Roma zaferi Antigonit hanedanının sonunun sinyalini verdi. Büyük İskender'in haleflerinin tamamı bir hanedan kurmayı başaramadı. Kısa bir süre için Makedonya naibi ve kral Antipater'in oğlu Makedonya'yı ve tüm Yunanistan'ı kontrol etti. Ancak M.Ö. 298 yılındaki ölümü ve iki erkek kardeşin tahta geçememesi Antipatrit hanedanını sona erdirerek güçlü bir Helenistik krallığın kurulmasını engelledi. Lysimachus da bir hanedan oluşturmayı başaramadı. İmparatorluğun bölünmesinin ardından İskender'in en eski koruması kısa bir süre Trakya'yı yönetti. Lysimachus'un gücü Küçük Asya'nın eklenmesiyle İpsos Savaşı'nın ardından doruk noktasına ulaştı. Ancak M.Ö. 281 yılındaki ölümü bu geçici Helenistik krallığın sonunu işaret etti. Lysimachus'un ölümünün ardından Küçük Asya'da birkaç Helenistik krallık ortaya çıktı. Attalit Hanedanı ve Pontus tarafından yönetilen Bergama en güçlüydü. Kısa bir süre için Kral 6. Mitridates yönetiminde Pontus Krallığı, Roma'nın geniş emellerine gerçek bir engel teşkil etti. Romalılar Epirus'un Güney İtalya'daki etkisini genişletme girişimlerini de boşa çıkardı. Son olarak Helenistik dünyanın en doğusunda Grek Baktriya Krallığı bulunuyordu. M.Ö. 250 yılında Partların Selefkos İmparatorluğunu ikiye bölmesinden sonra kurulan Baktriya, 200 yıldan fazla bir süre Çin, Hindistan ve Akdeniz arasındaki İpek yolu üzerinde aracılık yaptı ve bu süreçte zenginleşti.